Evet sayın seyirciler, Prof. Dere sorar, sorgular, araştırır. Umarım güzel bir hafta başlamıştır. Güzel bir pazartesi. Umarım her şey gönlünüzcedir. Bugün haftanın ilk günü. Sabahtan beri çalıştık, çabaladık. Yan tarafa helvacıya, koska helvacıya gittim. Oradan bir şey aldım, yiyeyim dedim. Geldim ki bakayım bir tane şirin bir kız var mağazada. Biraz sohbet ettik. Bugün değişiklik yapalım dedik. Aşka, sevdaya dair bir konuşma yapalım dedik. Buyurun sultanım. Sultancım, merhaba, hoş geldiniz. Seni tanımak güzeldi. İçinin güzelliği dışına vurmuş. Şu tatlılığa bak, dünya tatlısı. Buyurun. Aşka dair bize biraz bizi bilgilendirebilir misiniz? Aşka dair her zaman konuşulacak çok şey vardır. Aşk aslında. Öyle istersen bir aşktır. Biraz da kendinden bahset istersen. Kendim. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım Yalçın Bey. Yani evet, hani Sultan. Bir yarışmada gibi hissetmeyeyim kendimi. Ha, dur, rahat ol. Tabii. Ben de onu diyecektim ya. Yarışmada gibi hissetmeyelim kendimizi. Özgür olalım. Rahat olalım. Aslında ben 72 doğumluyum. Evet. 3 tane dünyalar tatlısı çocuklarım Allah var. Allah analı babalı büyüsün. Abi. Allah yüzler hep gülsün. Mutlu olsunlar hayatlar boyunca. Onlar için şu hayatta mücadelem, savaşım, evet. Hayata tutunmam. Ama hiçbir zaman ümidimi yitirmedim. Hayata dolu dolu bakıyorum. Evet. Böyle aşka, sevdaya çok çok da sıcak bakıyorum. Oh, aşksız bir hayat, hiçbir şey yani. Evet. Yani hayata pozitif bakıyorum. Niyetler çok önemlidir. Evet. Temiz düşünüyorum. Nasıl dolu dolu böyle her kelimenin yükünü üst sırtında taşıyorsun? Şu anda sen de onu hissettim. Bir kelime söylüyorsun. Kelimeyi söylerken boşa söylemiyorsun, dolu dolu söylüyorsun, söylerken de kelimenin ağırlığını taşıyorsun. Maneviyattan olabilir mi? Ha, tam onu diyecektim yemin ediyorum ha. Yukarının verdiği enerjiden, evet, yüce Tanrı'nın, yüce Allah'tan, onun verdiği evet. Güçlü bir maneviyattan olabilir. Evet, bütün hayattaki olumsuzlukları o maneviyatla aşıp yoluma devam ettim, evet. Devam etmekteyim. Evet. Hayat güzel aslında, acısıyla tatlısıyla. Hayat her aşkı şey. Aşkı yaşamak gerek, sevdayı hayat. Yaşamak gerek, evet. Her şeyi yaşamak gerek. Duygu ki, bizi kurallara uygun evet. Bir şekilde. Duygu bizim bence aslında sen de konuş, ben hep konuşuyorum. Lütfen, siz lütfen. Sen, sorun ben. Duygu hayvanlarla insanlar ayıran bir önemli bir özellik bence. Evet. Katılıyor musun bana? Katılıyorum. İlave etmek istediğim bir şey olabilir bir zaman içinde. Onlar düşünüyor ama idrak edemiyor. Evet. Biz insanlar yani... Aşk var mıdır? Hayvanlarda mı? Sizde. Aşk, evet. Ben aşkın kendisiyim zaten. Evet. Sana aşk diyebilir miyiz? Aşkı tarif etmek istersen sen söylesek, desek sultan eşittir aşk diyebilir miyiz? Evet. Evet sayın seyirciler, evet sayın seyirciler. Biraz daha anlatır mısın? Bir gün görünmez olsan ne yapmak istersin? Aşık olduğum insanı bulmak isterim. Bir daha dünyaya gelsen. Sevdiğim biriyle evlenmek isterim. Evet. Aşık çok, olduğum biriyle evlenmek isterim. Çok manalı. Çok duygusal. Bir o kadar da düşündürücü. Bir o kadar da çok önemli bir mesaj. Şey soracağım. Anlat bize aşkı. Aşk, onu düşündüğün zaman kalbin yerinden sökülecekmiş gibi. Heyecandan yerinde duramıyorsun böyle hani bir an önce kavuşmak istersin böyle hani ipi böyle hani çekersin ya hadi evet. Gel diye. Aşk güzel şey aslında. Şey soracağım, biz erkeklerde şöyle bir şey, bende de bir kere bir iki defa oldu. Kıza aşık oldum. Şey diyor, herkese şey diyorum, kız bana aşık olmuş diyorum. Sonra düşündüm kendi kendime. Kız bana değil, ben kıza aşık olmuşum meğerse. Komik oluyor böyle. Aşk böyle bir şey işte. İnsanı heyecan. Ama birinci hamlesi güzel, ikinci hamlesi güzel. Üç, sonra şeye sarıyor bir bunalıma sarıyor. Evet. O bölümü
çok evet. Aşk olduğu zaman insan çok sıkıyor karşısındaki. Aşık olduğu insanı çok sıkıyor. Evet. O zaman o aşk işte. Sıkması çok. Değil mi? Ama karşı tarafta kaçınca ne yapacağız peki? O zaman aşk oluyor işte. Kaçmasa aşk olmuyor ki. Benim yıllar önce aşık oldum. Çayı gördün, kamerayı unuttum Sultan Hanım. Pardon. Ben bir buradan mesaj vermek istiyorum aslında. 1992-93 yıllarında bir tane otelde bir kızla tanışmıştım. Ona hala aşığım. İsmi Zeynep. Soy ismini söylemeyeceğim. Belki de evlenmişim. Torunun torba sahibi olmuştur. Ayıp olur. Bir gün Zeynep çayımızda geldi. Buradan Murat'a da çok selamlar. Evet. Murat bizim çayımızı getirdi. Aslında Murat burada çalışıyor. Buranın halkları işlerini yapıyor. Kamerayı unutmayalım istersen Sultan Hanım. Çay burada duruyor. Arada şu çayı alıp şöyle şey. Evet. Aşka dair söylenebilecek başka bir şey var mı? Sana göre. Bir kelime söyleyebilir miyim? Tabii. Bir deli bir deliye aşk nedir demiş. Deli deliye aşk nedir demiş. Diğer deli diğerine aşk beni bu hale getiren demiş. Öteki ne demiş? Ama iki deli var. Ha, evet. Soruyor ki aşk nedir diyor. Evet. Karşıdaki diyor ki aşk beni bu hale getirendir diyor. Evet. Yani insana hayattaki bütün her şeyi unutturuyor. Sürekli frekanslar onu düşünüyor. Onun üzerine hayaller kuruyorsun. Onun üzerine düşünüyorsun. Yani nasıl anlatayım? Ben anladım da şöyle söyleyeyim. Aşk aslında bir hastalıktır bence. Öyle mi diyorsun? Allah düşmanın başına vermesinler. Güleceğim yoktu yazmayayım. Evet sevgili dostlar, çok önemli bir konuya değiniyoruz. Yarış, konuşma, sohbet bütün hızıyla devam ediyor. Aşk bir hastalıktır. Allah düşmanın başına vermesin dedim. Sultan Hanım buna çok güldü. Niye güldün Sultan Hanım? Hastalık deyince siz hani ben... Sence, aşk sence nedir? Aşk nedir biliyor musunuz? Evet. Tek kelimeyle aşık olunacak... Kameraya bakıp söyler misiniz? Aşık olunacak iki tane nasıl diyeyim? Bir yaradan aşkı, bir de peygamber aşkı. Onlara aşık olduğun zaman onlar sana fazlasıyla aşık oluyor. Günün çok önemli bir... Gerçekten. Yaradan aşkı, Mevla aşkı, peygamber aşkı. Yani bunlar benim için gerçekten önemli olanlar. O çok önemli. Diğerleri gelip geçici. Yani aşk yok memlekette. Sahtekarlık. Az önce hastalık dediniz ya. Evet, evet. Ya şimdi Kerem ile Aslı var 2-3 kişi daha öyle. Kavuşmuşlar mı? Evet. Leyla ile Mecnun. Yani bunlar kavuşmuş mu? Romeo and Juliet. Romeo and Juliet, evet. Evet, az daha söylüyordum yalnız ismini ha, değil mi? Şey soracağım. Mesajın var mı? Mesajım şöyle bir mesaj. Sevip de buluşamayanlara mesajın var mı? Evet var. Hadi söyle bakalım. Sevip de buluşamayanlar eğer bir gün bir yerde karşılaşırsa metroda olsun, taşıma araçlarında olsun, ne bileyim bir sahil kenarında, bir vapurda olsun, göz göze gelirse şayet kafasını çevirmesin. Baksın doya doya. Evet ya. Evet, çok önemli mesaj. Bazen birisine hoşlanırsın. Söyleyemezsin. Sonra hep hayatın boyunca aklında kalır. Bu çok şey değil mi? Acı. Evet. Utangaçlığın, o salaklığın verdiği şeyi. Halbuki yok, salaklık değil de gerçekten orada şey olmak gerekiyor. Sultan Hanım belki de buna katılacaksınız. Orada gerçekten medeni cesaretini toplayıp söylemen lazım. Evet. Söylenmeli yani. Böyle kaç aşk kaybettik hayatımızda? Yaşımız geldi 25'e 20'ye. Ha biz çünkü kaç tane kız arkadaşımız böyle hoşlandığımız biriler kaybolup gitti. Oraya yazalım. Yani insan medeni cesaretini toplamalı. Kız olsun erkek olsun. Gerçekten hoşlandığı birisini. Öyle trende oluyor, otobüste oluyor, bir yerde oluyor veya karşıya geçerken teknede oluyor mesela yatta. Hoşlanıyorsun kızdan böyle göz göze geliyorsun. Beş defa göz göze geliyorsun. Ama gidip söyleyemiyorsun ya. O çok koyuyor insana ya. Size bir şey söyleyebilir miyim? Bana bir şey söyler misin Sultan? Ben aşık oldum.
Allah Allah, kızlar aşık olur mu ya? Kızlar da aşık olur, neden olmasın, kızlar insan değil mi? Ama yanlış kişiye aşık oldum demeyeceğim ama ona duygularımı bir şiirle ifade ettim. Yazdığım şiirle. Yazar mısın, söyler misin o şiiri de ya? Söyleyeceğim sonra, evet. Toparlayayım. Toparla yani. Lütfen. Ve kendisine verdiğim an bir fırtına, bir boran yaşadı o an. Ondan sonra bir değişmeler oldu. Beni gördüğü yerde U dönüşü yapıp gitti. Ama canı sağ olsun. Kendisini hala seviyorum. Kendisine hala saygı duyuyorum. Bilmiyorum bu röportajı acaba dinler mi? Bir gün kim bilir... Ona yazdığım şiiri burada okumak istiyorum. Evet, lütfen okur musun? O kendisine şiiri burada okur musun rica etsem? Kendisine etmek istiyorum. Dün gece seni düşündüm, Hüzün Sokağı'ndan geçerken. Düşler kurdum seninle ilgili yeni baharlara. Bakınca ceylan gözlerine donup kalıyorum öylece. Öyle özelsin ki içimde. Korkuyorum bir gün gideceksin diye. Korkuyorum çünkü gideceksin biliyorum. Oysa ki ne güzel ağırlamıştım seni gönül köşkümde. Nasıl güzel anlattın ya. Televizyon programları vardır ya böyle eskiden TRT1'de 80'lerde ve... bitince ağlamak gelir insan içine böyle hüzünlenir. Öyle bir şey oldu. Benim kendimle ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Beni herkes şöyle diyor. Yalçın'ın o kadar çok kız arkadaşı vardır ki diyor. Kiminle konuşsam o diyor senin de çok kız arkadaşın var diyor. O senin çok kız arkadaşın vardır deyip. Ben tek başıma kaldım hayatım boyunca. Çünkü herkesin ön yargısı var. Şey diyorlar. Sen diyorlar işte çok kız çevrende kız var diyorlar. Çevrende kızlar da aynısını söylüyor. Ben ne olacak benim bu halim ya? Herkes öyle diyor. Herkes diyor senin çok kız arkadaşın var diyor. Ne olacak benim bu halim? Yalçın Bey size bir şey söyleyebilir miyim? Kız demek, arkada sevgili demek, problem demek. Bak ben bir bayan olarak bunu size söylüyorum. Zamandan çalma demek. Evet.